Yeme, içme, uyuma, üreme hemen hemen tüm canlıların ortak yanı. Bizi diğer canlılardan ayıran en büyük özelliktir sanat. İnsanın kendini ortaya koymasıdır yaratıcılık. İnsanın bu özelliği olmasaydı sanatın dışında her ne varsa onları da göremezdik. Neden insanda böyle bir özellik var acaba? Yoksa insan da sadece yer, içer, uyur ve ürerdi. Tıpkı doğa gibi insanın da yaşamı güzelleşsin istenmiş. Yaşamı değerli kılınsın istenmiş. Yaşama sevinci duysun istenmiş. Üretsin istenmiş. İnsana bir armağan bu. Bu armağanı da en iyi sanatçı kullanır. Duvarı çizen ilk insandan bu yana çok sanatçı yetişti. Çok da sanat eseri yükseldi dünya toprağında. O eserler insana emanet. Tabii önce bulunduğu topraklarda yaşayan insana, sonra da insanlığa. Eserleri görüp görmemek önemli değil. Duvarı çizen ilk sanatçı ve sonraki sanatçılara saygı için gerekli bu. Eserlere saygı için gerekli bu. Gelecek kuşakları atasız bırakmamak için gerekli bu. O atalar ki sadece manevi bir destek bırakmadılar. Onlar bir büyük gelir kaynağı da. Eserleri görmek için dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan sürekli hareket ediyor. Taşımacılıktan konaklamaya, konaklamadan yeme içmeye kadar birçok işte çalışan insanın karnı atalarının emanetiyle doyuyor. Daha üzerlerinde hiç çalışılmamış milyonlarca eser araştırılmak üzere sanat tarihine gönül vermiş ya da verecek olan gençleri bekliyor. Onları tanıtsın, yazsın istiyor. Daha milyonlarca eser benzeri yapılsın da hediyelik eşya olsun diye bekliyor. İncelenip müzelere konmayı, sergilenmeyi bekleyenler de var. Milyonlarca eser gönlümüzü de karnımızı da doyurmak için beklerken, geçmişi bugüne bağladığı için ömrümüzü uzatırken, dünyanın bazı yerlerinde acımasızca katlediyorlar. Deviriyorlar, yok ediyorlar sanat eserlerini. İşte o zaman insanlık serüveninin sesi çığlığa dönüşüyor. O çığlığa kimse kulağını kapamasın. Ne kulağını, ne gözünü, ne de sözünü.